Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız diyorum çünkü bugün yanımda tavşanım Şükufe var. Bugünkü videomuzun konusu Şükufe'nin seçtiği makyaj malzemeleri ile ilgili olacak. Kendisi şu an birazcık sinirli sanırım. Sesi öyle geliyor bana. Birazdan bırakacağım kuşum seni. Oh! Uykudan yeni kalktı, biraz sersem. Şimdi Şükufe'ye makyaj malzemeleri seçtirdim ve birazdan size onlarla bir makyaj yapacağım. Ama Şükufe'yi de böyle görün istedim videonun başında. O yüzden Şükufe'yi de yanımda getirdim. Şimdi biz makyaja geçelim. Ben de Şükufe'yi bırakayım, yoksa birazdan fena ısıracak. Değil mi kuşum? Hadi bay. Aa. Evet, şimdi Şükufe'yi bıraktım ve geldim. Kardeşimle birlikte bundan 2 gün önce Şükufe'ye bazı makyaj malzemeleri seçtirdik. Ona ikişer seçenek sunduk ve birini seçmesini istedik diyeceğim de, yani önüne koyduk, o birine dokundu, yaladı. Birazcık sinirli bir tavşan olduğu için kimisini fırlatıp attı. Onun iç sesini canlandırmaya çalışacağız birazcık. Şimdi uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Seç bakalım hangisi? Garnier'in bu BB kremini seçti. Bunu uzun zamandır kullanmıyordum. Şöyle bir süngerim var. Real Techniques'in bir süngeri. Şimdi buna alacağım ürünü. Bu BB kremin açık tonu ama... koyu gelmedi şimdi. Normalde ben bunu tenime birazcık koyu buluyordum. Ama şu an tam. Kokusu çok güzel kokuyor ve beni geçmişe götürdü. Yine alnıma dokunmuyorum. Bu şekilde inanılmaz hafif bir ürün, zaten biliyorsunuzdur. Bayağı bütün kusurlarım ortada her zamanki gibi, ama birazdan kapatıcı süreriz. London Matte Perfection isimli kapatıcısı. Bu kapatıcıyı çok seviyorum. Şimdi bunu yüzümün her yerine boca edeceğim. Yüzümde sürekli lekeler çıkıyor ve çıkan her lekenin izi kalıyor mutlaka. Bak mesela. Şuralarda sivilce lekelerim. Biraz daha sıkalım. Aa, gözlerime. Göz kapaklarıma da biraz bundan süreceğim. Baz olsun. Şükufe'ye gerçekten bu ürünleri seçtirmek bir işkenceydi bize. Kardeşimle birlikte o kadar fazla uğraştık ki. Size anlatamam. Buraya bir yerini koyarım. İlk baştaki denememizle ilgili iki ürünü koyuyoruz. Hangisi Şükufe diyorum, hani ilgisini çekmeye çalışıyorum. Şükufe ürünlerin üstünden atlayıp gidiyor. İnanılmaz ilgisiz bir şekilde. Ama bir şekilde seçti.
Şimdi fondötenimizi de sürdük, kapatıcımızı da sürdük. Cildimiz hazır. Şimdi fara geçeceğiz. Far olarak Max Factor'ın şu farı. Ben bunun renklerine bayılıyorum. Ama çok fazla tabii kullanamıyorum. Normal hayatta kullanmıyorum. Yani çok fazla far sevmiyorum. Çünkü benim göz kapaklarım çok düşük. Ve bence far bana fazla yakışmıyor. O yüzden çok fazla kullanmıyorum. Şimdi bunu iki renk olarak sürelim. Şöyle bir fırçamla şuradaki rengi alacağım. Gerçekten yumuşacık farlar. Tozutuyor birazcık. Olur o kadar. Ve bunu gözlerimin iç köşelerine süreceğim. Saçlarda şeyleri göremiyorum. Göz kapaklarımı göremiyorum. Şimdi de şöyle bir fırçama şuradaki asker yeşilini alacağım. Az önce sürdüm, parlaktı. Bu mat. Şukufe'nin sinirini gördünüz mü? Nasıl tutup fırlatıyor sağa sola? Çünkü o şeyden dolayı kendi istemediği bir şeyi asla yapmıyor. Yani ona bir şey yaptırmak mümkün değil. Bir de kamerayı görüyor, tanıyor. Ve mesela önüne en sevdiği yemi koyun. Ben onu çünkü çok denedim. Sessiz vlog çekerken onun da yemek yeme sahnesini böyle alacaktım kısa. En sevdiği şey dereotu mesela. Önüne dereotunu koyuyorum. Kamerayı görüyor ya çektiğimi. Asla onu yemiyor. Öyle bir tavşan. Çok sevimli ama değil mi? Ama böyle işte katı kuralları var. Kamera önüne çıkmaz. Kendi odası yeri harici, o salonunun odası komple. Salon harici başka bir yerde asla yemek yemez. Ama bir şekilde şeyleri seçti. Vallahi farlar çok güzel durdu ya. Bir de çok fazla makyaj malzemesi seçtiremedim. Bu tür videoları izliyorsanız görmüşsünüzdür. Bayağı 4-5 ürün arasından seçim yapıyorlar. Ben gerçekten şunu fark ettim. Benim makyaj malzemem yokmuş. Ben onu fark ettim. İnanılmaz derecede rujum var. Ama makyaj malzemem yok. O da şundan dolayı. Normalde hiçbir şey sürmesem bir ruj sürüp çıkmayı çok seviyorum. Ondan dolayı bir sürü rujum var ama böyle makyaj malzemem yok. Yani mesela atıyorum 2 tane kapatıcım var. Bir tane fondötenim, bir tane BB kremim var. Hani öyle şeyler. Birer tane. Sadece ruj çok fazla var. Yani çok fazla seçenek sunamadım. Şimdi bu açık farı sürdüğüm fırçaya koyu fardan alacağım. Ve alt kirpiklerimden geçeceğim. Sadece köşelerinden geçeceğim. Çok içe gelmeyeceğim. Şimdi dışlara koyuyu sürdüm. Yine aynı fırçayı şimdi açık rengi alacağım. Açığı da şuralara sürelim. Evet, şimdi farlı işimiz bitti. Bunu da kaldırıyoruz. Lümel olarak Essence'in I Love Extreme maskarasını seçtim. Evet, gözlerle işimiz bitti. Şimdi allık süreceğiz.
Allık olarak da Flormar'ın bu allığını seçti bizim hanımefendi. Şöyle iki tane rengi var bunun. Ben pembeyi alacağım ya. Pembeyi daha çok seviyorum. Şimdi highlighter'ımızı sürelim. Bunun için Şukufe bu Naked paleti seçtim. Zaten diğer seçenek de likit bir highlighter'dı. Çok fazla highlighter'ım da yok. İki tane likit var, bir de bu palet var. O kadar. Şukufe de bunu seçti. Şimdi yine bu allık fırçasının şöyle bir köşesini alacağım. Şöyle. Ay çok mu aldım kız? Bununla. Benim cildimi bir fondöten düzgün kapatmadığı zaman allığı, highlighter'ı, her şeyi bulamaç oluyor suratımda. Şu anda da öyle oldu. Ben aynada öyle görüyorum. Kamerada da öyle görünüyor. Artık kusura bakmayın. Hep Şukufe'nin seçimleri. Şuraya bakar mısınız? Bütün diş. Rujumuz kaldı. Ruj içinde Rival de Lup'un bu rujunu söyledi. Söyledi diyorum, gösterdi. Indian Red 02 numarası. Ben bu rujun rengine aşık olarak aldım. Hala fena bir ruj değil. Fırçası çok güzel. Böyle şey ayrılıyor. Böyle kıl kıl ayrılıyor fırçası. Umarım görünüyordur. Bu biraz uygulamayı zorlaştırıyor aslında, kıl kıl ayrılması. Ve yapısında birazcık sürdükten sonra o mat hissi sizi birazcık rahatsız ediyor. Yani beni rahatsız etti. Ama rengi güzel. Sürelim bakalım. Birazcık sür. Ben bunu zor sürüyorum. Ve rujumuzu da sürdük. Şimdi artık makyajımız bitti. Makyajımın son hali bu şekilde. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle birazcık değişik bir içerik yapmak istedim. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada şunu da hemen eklemek istiyorum. Normalde daha önce söyleyecektim ama unutmuşum. Çok fazla Şukufe'ye ürün seçtirirken çok yüksek sesle konuşamadım. Çünkü o videoyu çektiğimde saat 5.30-6 civarıydı sabaha karşı. Ve annemler uyuyordu. O yüzden kardeşimle birlikte sessiz olmamız gerekiyordu. Normalde Şukufe'nin o hareketlerine kahkahalar patlatırım. Yine tutamadım kendimi ama o istediğim şeyi, performansı da sergileyemedim açıkçası. Yani çok fazla konuşamadım. Bunun sebebi de bu. O şekilde söylemiş olayım. Umarım severek, eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olduktan sonra çana tıklarsanız eğer, ben her video attıktan sonra size bildirim gelir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.